yaşıyorduk. Ama deprem sonrasını olağanüstü şartlarına vererek bunlara vatandaşımız da orada bulunan hakimi, savcısı, avukatı, personeli de bir şekilde sabırla bu meseleyi göğüslüyorduk. Ancak daha yeni hizmete giren Adalet Sarayımız bugün odalarında duruşmaların yapıldığı bir adalet sarayı haline geldi. Vatandaş bunu anlamakta güçlük çekiyor. Oraya davalar dolayısıyla gelen vatandaşın onu anlaması mümkün değil. Sıkış tepiş, hakimin odasında vatandaş dışarıda ayakta sıra bekliyor. Bu şartlar Sakarya'ya yakışmıyor. Çok büyük şehir durumunda değil, normal bir vilayete gidin, yeni yapılan adalet saraylarına bir bakın Allah rızası için. Baktığınızda Sakarya'nın ne kadar sıkıntılı olduğunu o zaman anlayacaksınız. Sakarya'ya yakışmıyor. Bu Sakarya'ya haksızlık arkadaşlar. Bir şehir Adalet Sarayı'nın gelişmiş modern şehirlere bakın. Ticaret merkezinin, adalet saraylarının, vilayet binalarının, belediye binalarının etrafında kümelenir. Ve o adalet sarayları, o belediye binaları, o hükümet binaları şehrin mührüdür. Şehrin itibarını temsil eder. Biz şu an Sakarya'da o itibarı hak edecek bir adalet sarayına sahip değiliz. Fiziksel şartları şu an vatandaşın da orada bulunan hakimin, savcının, avukatın ve personelin de işlerini yapmasına engel teşkil etmektedir. Bu konuya acilen eğrilmesi gerekmektedir. Birileri kendileri gibi düşünmüyor diye, efendim baro kendilerine tamamen rağmen olmuyor, burada bazı insanlar farklı düşünüyor diye bu işi tavsatmanın, yavaşlatmanın lüzumu yok. Özellikle meslektaşımız olduğunu bildiğim, düşündüğüm AKP'li Sakarya milletvekillerine sesleniyorum burada. Sayın Ali İhsan Yavuz, Sayın Ayhan Seferüstü bizim Sakarya Barosu'na kayıtlı avukatlarımız. Bu halden anlarlar, bilirler ama basit siyasi çekişmelere Allah aşkına bunu kurban etmesinler. Sakarya'da buna ihtiyaç var arkadaşlar. Ve şehrin merkezinde kapasitesiyle, yapısıyla, mimarisiyle Sakarya'ya yakışacak bir Adalet Sarayı'nı acilen bekliyoruz.